Kanal Fırat Kişisel Gelişim Dünyası'ndan herkese merhabalar. Programımıza hoş geldiniz. Bugün Asaf Hoca ile birlikte sezon finalini gerçekleştireceğiz. Kendisiyle birlikte. Bugünkü konuğumuz Sayın Hocamız Asaf Barol. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Sibel Hanım. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim hocam, çok teşekkür ederim. Hocam programa başlamadan önce Asaf Barol kimdir? Seyircilerimize kısa bir bilgi verebilir misiniz? Tabii, memnuniyetle. Ben Elazığ doğumluyum. İlk orta lise tahsilimi Elazığ'da yaptım. Daha sonra Almanya'ya yüksek eğitim görmek üzere gittim. Ama orada uzun süre kalmadım. Tekrar Fırat Üniversitesi'ne döndüm. Elazığ Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi'nde makine mühendisliği bölümünü bitirdim. Akabinde İstanbul Teknik Üniversitesi'nde nükleer enerji enstitüsünde yüksek lisansımı, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde doktora öğrenimini tamamladım. Doktoramın bir kısmını da Almanya'da tamamladım. 82 ile 82 yıllar arasında. Daha sonra çeşitli ülkelerde eğitim amaçıyla bulundu. Bunlar arasında en fazla kaldığım ülkeler işte Almanya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri sayılabilir. Fakat her defasında Fırat Üniversitesi'nin bir öğretim elemanı olarak kadrom burada bulundu. Ama eğitim amaçlı ve görevlendirmeler söz konusu olduğunda başka ülkelerde bulundum. Kısaca Asaf Barol böyle tanımlanabilir. Evet. Peki hocam, Türkiye'de ilk yerel üniversite televizyonu kurmuşsunuz. Ben hani bu şekilde zaten biliyorum. Bilgim var bunun. Sanırım 91 yılında başlamış bu televizyon ve Fırat Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi'nin kurulması için bir rapor hazırlamışsınız. Ve İletişim Fakültesi dekanı olarak görev almışsınız. Bize bu çalışmalar hakkında bilgi verebilir misiniz? Evet, şimdi aslında olay şöyle başladı. Biliyorsunuz 91 yılında Star Televizyonu, belki o dönemleri hatırlamayabilirsiniz. Ben hatırlıyorum hocam. Star Televizyonu yurt dışında yayına başladığı sıra biz de Elazığ'da acaba yerel bağlamda bir televizyon yayını yapabilir miyiz diye çalışmalar başlattık. Ve çok iptidai şartlarda kendi kurmuş olduğumuz vericiler üzerinde televizyon yayınları yapmaya başladık. Yani bununla ilgili bir proje sunmuştum Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu'na. Bu bahsettiğim dönem 91. 92'de de yayınları başlattık. Hatta o kadar hızlı gelişti ki hemen 93-94'lü yıllarda canlı yayınlar yapmaya başlamıştık o dönemde. Yerel bağlamda bir televizyondu. Ve Fırat Televizyonu Fırat Üniversitesi'nin bir birimi olarak sadece Elazığ merkezine yayın yapan bir televizyondu. Ama çok cazipti çünkü ilk yerel üniversite televizyonuydu. Dolayısıyla bu bana büyük bir mutluluk da veriyor. İlk bir yerel üniversite televizyonu kurmak olayı. Ama daha sonra da 1994 yılında bir yasa çıktı. 3984 sayılı radyo ve televizyonların kuruluş ve yayınları hakkındaki kanun yayınlanmıştı. Orada da üniversitelerin yayın yapması engellenmişti. Uzun yıllar mücadele ettim. O kısımlarla fazla değerli seyircilerimizi meşgul etmek istemiyorum ama hakikaten çok mücadeleci yıllar oldu. Defalarca maalesef mahkemelere gitmek zorunda kaldım. Yani televizyon yayını niye yapıyorsunuz diye, ki biz eğitim amaçlı, evet, ve de Elazığ'ın haberlerini kamuoyuna duyuruyorduk. Daha sonra toplam yanılmıyorsam 2001 yılıydı. O sıra 2000 yılından sonra İletişim Fakültesi dekanları bir araya geldiğimiz için bir güç oluşturduk ve 2001 yılında kanunda değişiklik yapmayı başarmıştık. Yani üniversite televizyonlarında artık yayın yapabilir duruma gelmesi statüsüydü. İşte o sırada 2000 yılında da kurucu dekan olarak Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi kurucu dekanı olarak atanmıştım. O dönemlerde bütün İletişim Fakültesi dekanları bir araya geldik ve kanun değişti. Ve en mutlu olduğum husus, şu anda biliyorsunuz Fırat Televizyonu, Fırat Üniversitesi'nin Fırat Televizyonu yayınlarını sürdürüyor. Yani bu başarı önemli bence. Süreklilik söz konusu. Ve kendi çaplarında bir program devam ediyor. Yani bahsettiğiniz gibi işte 97 yılında da kuruluş raporunu hazırlayan kişiyim. Ondan sonra YÖK'e sunuldu. İletişim Fakültesi'nin Fırat Üniversitesi bünyesinde kurulması kabul edildi. Ve dönemin rektörü Sayın Profesör Doktor Eyüp Günay İspir o dönem beni kurucu dekan olarak atamıştı. Çok iptidai şartlarda çalıştık ama çok başarılı bir dönem olduğunu düşünüyorum. Çünkü sıfırdan bir şeyi yaratıyorsunuz ve hemen öğretim üyelerinin tedariği için mücadele ettik ve o dönemde de şu anda İletişim Fakültesi'nde hoca olan
doktoralı öğretim üyelerinin önemli bir kısmı o dönemlerde aldığımız hocalardı. Evet, yani hocam ortalama bir 10 sene falan mücadele etmişsiniz. Tabii, doğru evet. Doğru mu anladım? Evet, evet. Evet, gerçekten de takdire evet. Şayan yani bu anlamda. Sağ olun, teşekkür ederim. Peki hocam, Türkiye'deki iletişim fakülteleri içerisinde yer aldığı iletişim fakülteleri dekanları konseyi var. Evet. Ve siz bunun 6 kişiden oluşan yürütme kurulunun değişmeyen tek üyesisiniz. Evet. Bu nasıl oluyor hocam? Şimdi aslında rejideki arkadaşlara rica etsek ki bu bendeki fotoğrafların bir kısmını da yansıtırsak hem tarihsel bir belgesel özelliğini de taşır bu. Şimdi eğer mümkünse önce hemen iki numaralı resimle başlarsak, bakın o dönemde kullandığımız analog cihazları görüyorsunuz. İki numaralı resimde. Birazdan gireceksiniz evet. Arkadaşlarım. Evet şu anda o dönemde kullandığımız monitörler görüyorsunuz. Bu artık klasik analog dediğimiz sistemlerle yayınları sürdürüyorduk. Evet. 3 numaralı resme geçersek, o da İletişim Fakültesi'nin kurulduğu sıra, o sıra dönemin varisi Sayın Osman Aydın ziyarete gelmişti onunla ilgili. Ve bina olarak da Beden Eğitim ve Spor Yüksek Okulu'nun binasını kullanmıştık. Orada çalışmaları yapmıştık. Şimdi ondan sonraki slide gelirse, 4 numaralı slide. Evet, buradan bahsetmek istiyorum. İlde Konseyi. Evet, İlde Konseyi Türkiye'deki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki ve Kırgızistan'daki İletişim Fakültesi dekanlarının bir araya gelmesiyle oluşan bir kurul, konsey diyeyim. 2000 yılından beri bu konsey içerisinde yer alıyorum. Ve şunu belirteyim, buradaki en önemli husus bana göre İletişim Fakültesi dekanlarının beni benimsemeleri. Çünkü benim temelim netice itibariyle mühendislik. Evet. Ama iletişim alanında yapmış olduğum çalışmalar sağ olsun İletişim Fakültesi dekanları tarafından takdir gördü. Ve ayrılmayan bir parçaları oldum. Şu anda 60'ın üzerinde İletişim Fakültesi var Türkiye'de. Dekanlar olarak her yıl bir araya geliyoruz ve bu dekanlarla iletişim eğitiminin nasıl olması gerektiği konusunda projeksiyonlar yapıyoruz ileriye dönük. Ve bunun değişmeyen tek üyesi benim şu anda. Evet. Değişmeyen tek üyeyim. Ve devam ediyor. Kararlar alıyoruz. Maalesef bu dönem pandemiden dolayı bir araya gelemedik. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde buluşacaktık ama bu mümkün olmadı. Ortalama 20 sene falan olmuş. 20 senedir evet bu iş hocam, devam ediyor. Ama çok etkin ve uluslararası düzeye çıktık. Yani şu anda yansıda görmüş olduğunuz web sayfamız İngilizce. Dolayısıyla dışarıdaki iletişim fakültesi kuruluşlarıyla da irtibat halindeyiz. Evet. Peki hocam, bu sivil toplum kuruluşlarıyla yakından ilgili olduğunuzu biliyorum ben zaten ve Elazığ'da da iki derneğin başkanlığını yapıyorsunuz. Bunlardan bir tanesi Yazılım ve Siber Güvenlik Derneği, diğeri de Türkiye Bilişim Derneği başkanlıkları, aynı zamanda bunu yapıyorsunuz. Bu derneklerin amacı nedir hocam? Evet Sibel Hanım, oldum olası sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkim çok eskiye dayanıyor. Bunlar içerisinde farklı kuruluşlar içerisinde yer aldım. Mesela ilk olarak Yazılım ve Siber Güvenlik Derneği'nin bir sayfasını açabilir miyiz? Bu 5 numaralı. 5'e mi denk geliyor? Evet, 5 numaralı. Evet. Slide şeyi evet. Göstersek. Evet, bu dernek niye kurduk? Yazılım ve Siber Güvenlik Derneği'nin amacı, biliyorsunuz son yıllarda siber güvenlikle ilgili çalışmalar bir hayli önem kazandı. Ve siber güvenlik alanındaki çalışmaları bir dernek altında toplamak istedik. Bunun için de özellikle Fırat Üniversitesi'ndeki öğrencilerimiz ve öğretim üyeleriyle birlikte bu derneğin kurulmasına karar verdik. Bu dernek birkaç yıldır faaliyetlerini sürdürüyor. Amacımız milli yazılımlar geliştirmek ve ses getiren işler yapıyor. Bu derneğin en önemli faaliyetlerinden bir tanesi, uluslararası bir sempozyum düzenliyoruz. Bu sempozyum her yıl bir ülkede yapılıyor. Mesela bu yıl pandemi olmasına rağmen Beyrut'ta uzaktan yaptık. Evet. Uzaktan yaptık. Ondan bilgim var. Evet ve gerçekten güzel bir çalışma oldu. Arkadaşlarımızla birlikte yürüttük bunu. Netice itibariyle her yıl 8.sini yaptık. Gelecek yıl 9.sini yapacağız. Bir ülkeye gidiyoruz ve orada yapıyoruz. Ama pandemi devam ederse yine herhalde uzaktan yapacağız. Diğer bir derneğimiz, bir sonraki slayta bakacak olursak, bu da Türkiye Bilişim Derneği Elazığ Şubesi'ni kurduk. Onun da başkanlığını yürütüyorum. Bunun önemi şu, Türkiye Bilişim Derneği 1971'den beri kamu yararına çalışan bir dernek ve Türkiye'de çok büyük projelere
imza atan bir dernek. Bunun Elazığ şubesinin kurulması görevi bana verildi. Kısa sürede bunu oluşturduk ve bu dernek şu anda etkin faaliyetler içerisinde bulunuyor. Bu dernek içerisinde akademi diye bir kurul oluşturuldu. Eğer bir sonraki slayta geçersek orada Türkiye Bilişim Akademi üyelerinin burada isimleri gözüküyor. Biz burada çeşitli çalışmalar yapıyoruz ve bir sempozyum düzenledik. Şu anda da bir sonraki slayta da göreceğiniz gibi yapay zeka ile ilgili bir rapor hazırladık. Bakın burada. Bu rapor üzerine çalışmalar devam ediyor. Daha dün yine pandemiden dolayı bir araya gelemedik ama sanal ortamda Zoom üzerinden bir araya gelerek rapora son şeklini veriyoruz. Önümüzdeki günlerde de Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofisi'ne bunu sunacağız. Evet. Hocam ben de bu Yazılım ve Siber Güvenlik Derneği Elazığ üye oldunuz. Evet, üye hocam olduğunu. Ben de bir iletişim fakültesi mezunu olarak ben de üye oldum gerçekten de. Bu alana da ilgisi olanlar varsa eğer onların da üye olmalarını ben salık veririm. Evet. Peki hocam Türkiye Bilişim Derneği Akademi Kurulu'nun eş başkanlığını yapıyorsunuz aynı zamanda. Zaten birçok iş yapıyorsunuz hocam. Bu eş başkanlık şöyle Sibel Hanım. Eş başkanlık demek iki kişinin yönetimi söz konusu burada. Profesör Doktor Ali Yazıcı Hoca var Atılım Üniversitesi'nin. Onunla birlikte yürütüyoruz biz bu çalışmaları. Bu aslında her yıl değişmesi lazım ama iki yıldır biz yürütüyoruz. Değiştirmediler henüz bizi. Türkiye Bilişim Derneği çatısı altındaki tüm faaliyetleri, akademik faaliyetleri kendi grubumuzda bulunan yürütme kurulu gibi bir şey diyelim. Onlarla birlikte karar veriyoruz. Hocalarımızın çoğu batıdaki üniversitelerden ve onlarla ilgili örneğin şu anda yapay zeka çalışmasını yürütüyoruz. Ve bununla da amacımız biliyorsunuz milli yazılımlar geliştirmek, yapay zeka alanındaki çalışmalar da yaymak Türkiye genelinde. Bunun için güzel bir çalışma oluyor. Arkadaşlarla birlikte bunu yürütüyoruz. Eş başkan olarak beraber yürütüyoruz. Evet, çok güzel gerçekten de hocam. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nde Sam Houston State Üniversitesi ile birlikte bir çift diploma programını yürütüyorsunuz. Bu programın amacı neydi hocam? Neler söyleyebilirsiniz? Bu da Fırat Üniversitesi'nde bir ilk. Buradaki amacımız şu. Yazılım mühendisliği alanında Amerika'daki bir üniversiteyle çift diploma programı yapmaktı. Bununla ilgili projeyi yıllar önce 2010 yılında çalışmayı başlatmıştık. Proje ben ve St. Michigan State Üniversitesi'nde Profesör Doktor Peter Allen Cooper ve orada oğlum olan Doçent Doktor Cihan Varol'un birlikte çalışması sonrası ortaya çıkan bir proje. Çok başarılı bir duruma geldi bu proje. Bu proje sayesinde şu anda orada Amerika Birleşik Devletleri'nde 70'in üzerinde öğrencimiz var. Yani gidip orada çalışmaları da devam ettiriyor. Onlarla ilgili de slaytımız 10 numaralı slayt. Ona bir bakabilirsek. 10 numaralı slaytta bu üniversitenin ana web sayfası gözüküyor. Evet. 10 numaralı daha gideceğiz biraz. Evet, St. Michigan State Üniversitesi. Ve ilk mezunlarımızı 2017 yılında verdik. 2017 yılındaki mezunlarımızı da 11 numaralı slaytta görebiliriz. Bir sonraki şeye gelirsek. Evet, bunlar ilk mezunlarımız, dolayısıyla ilk göz ağrımız diyebilirim bunlara. Ve gerçekten bu arkadaşların bir kısmı çok başarılı işler yaptılar. Bunlar içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nde doktorasını sürdürenler var. Türkiye'ye dönenler çok az maalesef. En büyük dezavantajı o bence. Ama bu program oldukça hızlı gelişiyor. Bir sonraki slaytta ise bu programın bir genel tablosunu görüyoruz. Şimdi bu programa 20 öğrenci ÖSYM ile alıyoruz. Bunun haricinde yaklaşık bir 10-15 civarında da uluslararası sınavlarla aldığımız yabancı uyruklu öğrencilerimiz var. Yabancı uyruklu öğrenciler de bu sınava gelip katılarak bu programa girdikten sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne giriyorlar. Şimdi bu slaytta da görmüş olduğunuz gibi 20 kontenjan tam full doluyor. Yani ek kontenjana bile kalmıyor. Ve öyle zannediyorum ki bu yılda bu program tamamen dolacaktır. Yani tercih edilecektir diyorsunuz. Tercih edilecek bir program.
Peki hocam, ben hani Elazığ basından yakından takip etmeye çalışıyorum. Evet. Son zamanlarda, son sanırım 15-20 gün falan bir dönem oldu sanırım geçmişte. Hı hı. Hocam Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nın başlattığı bir dijital kütüphane vardı. Ben de bakmıştım. Oraya bayağı yüklü bir kitap bahşişi yaptınız sanırım PDF olarak. Değil evet, PDF olarak. Ha, bu eserler evet. Nelerdi hocam? Neler bahşişi? Şimdi 13 numaralı slaytta şeyi görüyorsunuz. Sayın Başkan Asilhan Arslan'la birlikte bir araya gelişimizi görüyorsunuz. Hı hı. Tabii burada Ethem Yal'ın Bey'in katkısı çok fazla. Bu fikir ondan çıkmış Asilhan Bey'in söylediğine göre. Ve dediği şu oldu. Böyle bir fikir sonrasında nasıl bunu oluşturabiliriz diye. Dijital bir kütüphanenin oluşturulması için çağın bir gereğidir. Bunu yapmak gerekiyordu. Ve bende de arşiv çok fazla. Yani şöyle diyeyim. Uzun yıllardır yaptığım tüm çalışmaların kayıtlarını arşivde tutuyorum. Bunlar içerisinde en önemlileri Doğu Anadolu Kalkınma Projesi'ni 1998 2001 yılları arasında yapmıştık. Hı hı. O dönemki bütün bilgiler bende toplanıyordu. Profesör Doktor Eyüp Günay İspir zamanında yapılan bir çalışmaydı. Kendisi genel koordinatör olarak görev almıştı. Ve ben de Fırat Üniversitesi koordinatörü olarak burada görev almıştım. Tüm bilgilerin koordinasyonu tarafından yapılıyordu. 5 üniversite bir arada çalıştık. Bunlar içerisinde Atatürk, Fırat, İnönü, Kafkas ve 100. Yıl Üniversiteleri var. Bilgilerin dijital ortama taşınması ve bunlarla ilgili kitapların basılması işlemi sırasında büyük bir arşiv oldu. Bunları verdim. Bir sonraki slayta geçebilir miyiz acaba? Şimdi bu kütüphane içerisinde ayrıca Elazığ 1. Kültür Kurultayı'nı yaptık. 2002 yılında yaptık. 2002 ile 2004 yılı arasında. Orada mesela Elazığ'lı ağızları, onun haricinde Elazığ bibliografiyası, Elazığ mutfağı ve Elazığ halk oyunları kitapları valilik tarafından basılmıştı. Ondan da dijital ortamda elimde birer nüshası vardı. 2007-2009 yılları arasında Elazığ Buluşuyoruz Zirvesi diye bir zirve yaptık. Bu zirve sayesinde de yine 3 kitap yayınladık. Bu kitaplar da aynı şekilde dijital ortamda kendilerine takdim ettim. Bir sonraki slaytı açarsak orada bakın bu çok önemli bir slayt. Turan gazetesinin ilk yayınlandığı Mayıs 1931'deki ilk sayfasını görüyorsunuz. O arşivleri dijital ortama öğrencilerimle birlikte geçirmiştik. Sağ olsun Murat Turan beyefendi bize bu imkanı sağlamıştı ve 1931 ile 1947 yılları arasındaki Turan gazetesinin dijital arşivinin olması büyük bir tarihsel belge. Çünkü o dönemlerde ne olmuş bu gazeteye baktığınız zaman görebiliyorsunuz ve gerçekten de önemli bir çalışma. Bunun için de Sayın Turan'a teşekkür ediyorum bu imkanı bize verdiği için. Tabii bunlar yetmedi. Yine dijital ortamda epeyce çalışmalarım var. Ben 1997 yılında ilk köşe yazarlığıma başladım. 97 yılında ve Beta Haber diye Türkiye genelinde yazılan, Türkiye genelinde dağıtılan bir gazete vardı. Beta Haber. İstanbul temelliydi. Ve orada ilk köşe yazımı yazmaya başladığımda bunların hepsinin arşivlerini oluşturdum. Tabii bu Beta Haber gazetesinin bir özelliği de arşivlerin tümünü kendileri de geçirdiler dijital ortama. Bununla ilgili ayrıca 2000 yılı Mayıs ayından beri de Gün Işığı gazetesinde, Elazığ'daki Gün Işığı gazetesinde sürekli köşe yazıları yazıyorum. Yani düşünün, her hafta en az bir haftada bir sefer yazmak üzere büyük bir arşivim oldu. Toplam sayfaya bakacak olursak, yani bir 15 bin civarında sayfadan oluşan bir arşiv oluşturdu ve bunları da şimdi kitaplara dönüştürüyorum. Bir sonraki slayta bakacak olursanız bir tane eğitim diye bir kitap hazırladık yine dijital ortamda. Bu eğitim tabii 1997 yılından 2000 yılına kadar Beta Haber'de olanlar. 2000 yılından sonra da Gün Işığı gazetesinde yayınlanan köşe yazılarının, eğitimle ilgili köşe yazılarının bir araya toplanmasıyla oluştu. Tarihsel bir belge niteliğinde Sibel Hanım. Yani şöyle ki, o dönemlerde günlük gelişmelere göre, haftalık gelişmelere göre, dönemlere göre düşüncelerimi yazmışım. Bunları bir kitap haline getirelim dedik. Tabii bir kitap sadece bir kitap olması mümkün değil. 11 sayfa bir kitap yapmanız mümkün değil. Onun için de değerli Üstad
Nafis Koca'nın önerisi üzerine bunları böldük. Yani eğitimi ayrı yapalım, iletişimi ayrı yapalım diye. Doğu Anadolu Kalkınma Projesi'nin kitabını ayrı çıkaralım diye. Ve netice itibariyle bu şu anda yansıda görülen eğitim birinci cilti oluşturuyor. Bir sonrakinde ikinci cilt var ve daha sonra da iletişimle ilgili köşe yazıları, iletişimle ilgili olanları bir araya topladık. Devam edebiliriz. Özür dilerim, zannettim. Yok hocam, devam edebiliriz. Bu işte şu anda köşe yazıları, iletişimle ilgili olanlar da netice itibariyle yayına hazırlandı ve bunları da yine Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Asilhan Arslan Bey'e teslim ettik. Ethem Bey bunları yakında hepsini yayına sokacak. Bunlar önemli gelişmelerdi. Yani bu tür arşivler içerisinde başka neler vardı diye soracak olursanız, elimdeki tüm dokümanları verdim Sibel Hanım. Yani sadece benim hazırladığım değil, işte örneğin Doğu Anadolu Kalkınma Projesi 500 kişinin birlikte çalışmış olduğu, bir araya geldiği ve 20 binin üzerinde dijital ortamda yayınlanan eserler çıktı. Yani 20 bin sayfa İngilizce ve Türkçe olarak. Şimdi onları verdi kendilerine. Onun haricinde kendi kitaplarım, valinin kontrolünde yapmış olduğumuz Elazığ'la ilgili kültürel faaliyetler, onların bütün arşivlerini teslim ettim. Şimdi Elazığ halkından şunu bekliyoruz. Sadece Elazığ değil, şu anda televizyonu başında bizi izleyen değerli Elazığlılar, dışarıda olan Elazığlılara da seslenmek istiyorum. Bu dijital kütüphanenin oluşması konusunda herkesten destek bekliyoruz. Evet, haklısınız hocam. Peki hocam, bu Amerika Birleşik Devletleri'nde yapmış olduğunuz bir şey var, ikinci bir yüksek lisans var. Bununla ilgili de bir bilgi alabilir miyiz sizden? Çünkü benim de çok ilgimi çekti. Özellikle böyle hani daha sonradan okumak isteyenler olursa ya da işte bunu heveslenen insanlar olursa en azından onlar için de aydınlatıcı bir bilgi olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Sibel Hanım şöyle, gerçekten okumanın, eğitimin yaşı ve sınırı yoktur. İnsanların hayat boyu sürekli okumaları, kendilerini geliştirmeleri gerekir. Ben de bunlara inananlardan birisiyim. Yani inanmayacaksınız, bu sabah üzeri Hindistan'daki verilen bir eğitime katıldım. Bu webinar denilen sistem üzerinde canlı da size katkı sağlayabiliyorsunuz. Çünkü siz zihninizi, beyninizi sürekli geliştirmek durumundasınız ve teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki buna ayak uydurabilmeniz için mutlaka kendinizi yenilemeniz gerekiyor. Ben buna inanarak St. Louis State Üniversitesi'nde 2015 ile 2017 yılları arasında uzaktan master programına katıldım. Yani o master programı işin gerçeği, hem bana maddi olarak büyük maliyeti söz konusu oldu. Çünkü biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm üniversiteler ücretli, ücret ödemek durumundasınız. Ama tabii burslar aldım. Burslar aldığım için maliyeti düşürdüm. Yoksa çok daha pahalıya gelecekti. Ve ayrı farklı bir alanda yapayım dedim. Bunun için de kamu yönetimi alanını seçtim. Kamu yönetimi alanı seçmemin de tek nedeni şuydu. Biliyorsunuz köken olarak mühendisim ama sosyal etkinlikler içerisinde çok bulundum. Yani sadece kendimi mühendislik konularıyla sınırlı tutmak yerine sivil toplum örgütleriyle yapmış olduğumuz çalışmalar, Doğu Anadolu Kalkınma Projesi'ni bana kazandırdıkları, diğer taraftan her hafta bir köşe yazısı yazmam bana sağladığı katkılar, bunları bir araya getirince bir de sosyal alanlarda da bir eğitim almamda yarar gördüm. Ve kamu yönetimini seçmemin sebebi de bunlar içerisinde kamuyu ilgilendiren bölgesel kalkınma projelerinde çalıştığım için, ayrıca bir 4 yıl kadar da Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin döner sermaye işletmesini yürütme münasebetiyle, bunlar kamu yönetimini ilgilendiren konular. Evet, böyle bir alan seçtim ve gerçekten de başarılı da oldum. Ve netice itibariyle bir master daha tamamlamış olduk. Evet. Onun için benim önerim şu: hiç kimse artık bu eğitim yeterli, benim aldığım bu eğitim yeterli dememeli. Kendisini daha da geliştirmeye çalışması lazım. Bunun için de farklı alanlara girmek lazım. Yani şimdi tek gözle bakmıyorsunuz o zaman. Sadece mühendislik gözüyle bakmıyorsunuz. Sadece makine gözüyle bakmıyorsunuz. Yani makine alanı. Ben zaten herhalde Türkiye'de en çok alan değiştiren hocalardan birisi oldum. Çünkü makine mühendisliğiyle başladım. Sonra nükleer enerji üzerine master yaptım. Daha sonra enerji üzerine doktora yaptım. Sonra iletişim fakültesi kurma vesaire, iletişim alanına girdik.
Yani anlayacağınız birçok alana girmek, sosyal alanlara da girmek benim kişisel düşüncelerimi değiştirmeme neden oldu. Şimdi sizde de, sizin bu programda bir bakma kişisel gelişimle ilgili olduğu için burada şu anda televizyonu başında bizleri izleyenlere önerim şu. Kesinlikle eğitimi şöyle yapmayın. Yani ben 4 yıllık bir eğitim bitirdikten sonra yeterli olur bana demeyin. Çeşitli sertifikasyon programlarına katılın, diploma programlarına katılın. Artık uzaktan eğitim o kadar yaygınlaştı ki biliyorsunuz her üniversite şu anda pandemi münasebetiyle sadece Türkiye'de değil dünyada ne yapıyor? Uzaktan eğitimle yayın yapmaya çalışıyorlar, eğitim vermeye çalışıyorlar. Çok rahatlıkla çeşitli programlara katılabilirsiniz. Ve hele bir de yabancı diliniz varsa yabancı ülkelerdeki programlara da katılabilirsiniz. Bunlar insanın ufkunu çok değiştiriyor. Yani o sosyal alana girmek bende önemli katkıları olduğunu kesinlikle inanıyorum. Ve onun için de tavsiyem örneğin açık öğretim fakültesinin bölümlerini gidip arkadaşlar okuyabilirler. Çünkü biliyorsunuz bir üniversiteyi bitiren açık öğretim fakültesinin yeni bir bölümüne girmesi gerektiğinde sınava girmesi gerekmiyor. Direkt hemen geçiyor. Başlayabiliyoruz yeterli evraklar olduğu için. O nedenle boş durmamalarını öneririm. Evet hocam, açık öğretime gelmişken ben de mesela bir ön lisans açık öğretim var benim. Gerçekten de hani ülkemiz anlamında açık öğretim iyi bir konumda olduğunu düşünüyorum. Gerçekten kitapları çok verimli, çok aydınlatıcı. Eğer gerçekten bilgiyi hani alıp da kullanmak istiyorsanız açık öğretim okumak bile bence insana bir fayda sağlayacaktır. Yani Sibel Hanım bakın biliyorsunuz açık öğretimin Türkiye'deki en önemli üniversitesi Anadolu Üniversitesi. Ama şu anda İstanbul Üniversitesi de bu konuda yapıyor. Ayrıca Erzurum Atatürk Üniversitesi yapıyor. Ben bu uzaktan eğitimi nasıl yaptıkları ile ilgili ve ne tür içerikler sunduklarını öğrenmek amacıyla Anadolu Üniversitesi açık üniversite yani açıktan uzaktan verilen eğitime de katıldım. Kaydoldum yani. Oraya da kaydoldum. Uluslararası ilişkiler bölümüne kaydoldum. Fakat tabii zaman ayırıp devam edemedim. Yalnız şu anda kaydım duruyor orada. İngilizce programdı. Ve gerçekten çok faydalarını gördüm. Dediğiniz gibi bir kere dokümanları çok güzel hazırlıyorlar. Evet. Kitapları çok şahane. Düzenli çalışan bir kişi çok rahatlıkla kendisini geliştirebilir. Ve böylelikle de eksiklerini giderebilir. Yani açık öğretimi küçümsememek lazım. Zaten önemi şu anda pandemi dolayısıyla daha da ortaya çıktı. Biliyorsunuz artık bundan sonra da eğitim değişecek bana göre. Nasıl yani artık zaten YÖK hemen bir karar değiştirdi. %40 uzaktan eğitim şeklinde yapılabilir denildi. Yani biz herhalde önümüzdeki dönemlerde üniversitemizde, Fırat Üniversitesi de bu işi mutlaka benimsiyor. Zaten sürekli de bunlarla ilgili yazılar YÖK'ten olsun, üniversitemizden olsun geliyor. Ne olacaktır? Hocalarımızın bir kısmı derslerini uzaktan eğitim şeklinde verecekler. Şimdi bu uzaktan eğitimle vermek daha zor. Neden diyeceksiniz? Çünkü düşünün sınıf içerisinde biz öğrencilerimizle sadece bir aradayız. Ben o arada sınıfta anlattığım konuları sadece öğrenciler dinliyor. Ve dolayısıyla öğrencindeki genel psikoloji de şudur. Mümkün mertebe hoca az anlasın, az konu işlesin şeklinde. Ama siz sanal ortama çıktığınızda bunu yapamıyorsunuz. Neden? Kullandığınız her kelimeye dikkat etmeniz gerekiyor. Örneğin bu dönem Fırat Üniversitesi'nin tüm hocaları ders notlarını uzaktan eğitim şeklinde verdiler. Yani videolar çektiler. Ve Fırat Üniversitesi bu işi çok çabuk başardı. Yani uzaktan eğitime geçişi çok hızlı bir şekilde sağladı. Hocalarımızın birçoğu videolarını çektiler. Bazıları YouTube'a attı. Ben örneğin YouTube'a da epeyce video yükledim. Orada kamera önünde konuşurken sarf edeceğiniz her kelimeyi çok dikkatli seçmeniz gerekiyor. Çünkü birisi yarın seyreder. Bu formülasyon yanlış diyebilir eğer yanlış öğretiyorsanız. Veyahut da bu konu aykırı anlattığınız teoreme diyebilir. Bunun için uzaktan eğitim çok güzel bir kontrol mekanizması sağlıyor. Yani hoca kendisine düzen vermek zorunda. Yani uzaktan eğitimdeki bir sıkıntı şu, uzaktan sınavlar nasıl yapılacak diye bir tereddüt var. Bu Fırat Üniversitesi'nde hakikaten bir problem haline de geldi. Çünkü ilk etapta alınan karar gereği öğrenciler 5 gün içerisinde sınavlara girilebiliyordu. Ama tabii pandemi dolayısıyla olağanüstü bir durum söz konusu oldu. Onun için acil çözüm bulmak gerekiyordu. Oradaki amaç şuydu, öğrenciler sınavlara 5 gün içerisinde girebilecek ama her öğrenciye de farklı sınav soruları gelebilecekti. Fakat o da eşitlik ilkesine aykırı gelen bir husus benim kanaatime göre. Yani düşünün ki biz
Ben girdiğime bana gelen sorular çok kolay olabilir. Ama siz bir gün sonra giriyorsunuz sınava. Size gelen sorular çok zor olabilir. Ve dolayısıyla da bir eşitsizlik söz konusu olabilir. Ama bu dönem düzeltildi. Mesela final sınavlarımızı yaptık. Yakında da bütünleme sınavlarını yapacağız. Artık öğrenciler evlerinde aynı anda girmek zorunda veyahut da işte nerede giriyorlarsa süreyi çok kısıtlamak zorunda kaldık. Yani ben kendi sorularımı hazırlarken öğrenci o arada Google'a çeşitli yerlere bakacak zamanı bulamazsın şekilde hazırladım. Çoktan seçmeli, boşluk doldurma vesaire tür sorular oldu. İnanın ki ortalamalara baktığım zaman kopya çekimlerinin sayısının çok az olduğu kanaatindeyim. Çünkü neden diyeceksiniz? Zaten eğer bilmiyorsa soru hemen otomatikmen geçebiliyor bir sonraki soruya. Veyahut da süre var tüm süre sınırlı olduğu için kişi yarış durumunda. Bunlarla ilgili çalışmalar var. Artık yakın bir zamanda göreceksiniz uzaktan eğitim sınavları da çok ciddi bir şekilde yapılacak. Çünkü öğrencinin ekranını kilitleyebiliyorsunuz. Diğer taraftan kişisel verileri koruma kanununa şu anda biraz aykırı olmasına rağmen kayıt alabiliyorsunuz. Veyahut da rızasını alacaksınız öğrencinin. Diyeceksiniz ki ben sınav süresince tümden kayıt alacağım. O da onu imzalayıp taahhüt ettikten sonra kişisel verilerin korunması kanununa da ihlal etmeden devam edebilirsiniz. Yani bu eğitim sistemi çok değişecek bundan sonra. Artık böyle çok ileriki yıllarda inanın ki böyle kampüsleri görmeyeceğiz. Artık sadece bir büro, bir merkezi yer olacak. Ama her şey uzaktan eğitim şeklinde devam edecektir. Devam edecek. Aynen hocam. Peki hocam, sizin tabii bazı önemli hani projelerde etkin olarak görev aldığınızı zaten biliyoruz. Şimdi seyircilerimiz hani şimdi muhtemelen şey diyorlardır ya, Elazığ'da böyle bir kimlik var mıydı gerçekten? Sağ olun, teşekkür ederim. En azından hani bu programda sizin hani en azından televizyon ekranlarında da bir daha böyle bu şekilde tanımanıza umarım vesile olmuştur. Tabii şunu da ben söyleyeyim hocam. Şu an mesela bizi izleyip de belli bir yaşın üzerinde olup da işte ya ben okuyabilir miyim, yapabilir miyim diyenler gerçekten çok güzel bir örneksiniz bu anlamda. Takdir ediyorum size. Peki hocam, şimdi bir Doğu Anadolu projesi var. Evet. Orada bayağı bir önemli hani konular dile getirmişsiniz. Onlarla ilgili neler söyleyebiliriz? Sibel Hanım, şimdi Doğu Anadolu Kalkınma Projesi ilk yerli bir konsorsiyum tarafından yapılan bir proje. O sıra Devlet Planlama Teşkilatı'ydı adı. Şimdiki adı Kalkınma Bakanlığı. Evet, Kalkınma Bakanlığı. Ve o dönemlerde Doğu Anadolu Kalkınma Projesi ile ilgili Doğu Anadolu'daki yer alan 5 üniversitenin birlikte çalışması esas alındı. Bununla ilgili de 21 numaralı slide eğer şu anda gösterilebilirse, 21'i bir görebilirsek orada ilk yazım gözükecektir. Yani bununla ilgili evet, 1998 yılında 30 Mart'ta 5 Nisan arasında Beta Haber'de yazdığım bu yazı Doğu Anadolu projesinin başladığını gösteren yazı. Ve düşünebiliyor musunuz? Bu Doğu Anadolu ile ilgili yazdığım köşe yazılarının hepsi kalın bir kitap haline geldi. O da yakında inşallah PDF olarak çıkıyor. Şimdi bu projenin özelliği, az önce de belirttiğim gibi Fırat Üniversitesi bunun bir konsorsiyum üyesiydi ve genel koordinatörlüğü yürütülüyordu. İlk dönemlerde Profesör Doktor Eyüp Günay İspir, daha sonra da Profesör Doktor Ahmet Fevzi Bingöl bunun genel koordinatörlüğünü yapıyordu. Ben ise Fırat Üniversitesi koordinatörü olarak görev aldım. Benim üstlendiğim misyon çok farklıydı. Bütün 5 üniversiteden, ayrıca Ankara Gazi Üniversitesi'nden ve devlet planlamadan gelen tüm veriler bende toplanıyordu. Bunların dağıtımı, iş bölümleri, bunlarla ilgili sempozyumların düzenlenmesi, etkinliklerin düzenleme işlemi tümü bende yapıldı. Yani şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Doğu Anadolu Kalkınma Projesi'nin beyni gibi çalıştım. Yani teknokrat olarak, bir teknik eleman olarak bunun içerisinde görev aldım. Ama bütün koordinasyon temeli bende olduğu için, teknisyen olarak işin içerisinde çalıştığım için her kademesini çok iyi biliyorum. Ve bu büyük projenin en büyük özelliği ilk milli projedir. Ondan önceki projelerde genellikle bölgesel kalkınma projeleri yapılırken yabancı konsorsiyum üyeleri söz konusuydu. Örneğin Japonlarla birlikte yapılmış çeşitli kalkınma projeleri vardı. Güneydoğu Anadolu Kalkınma Projesi ve benzerleri diğerleri. Ve 500 civarında kişi çalıştı bu projede. Dile kolay. 500 civarında uzman çalıştı. Bunlar içerisinde
üniversiteler kendi aralarında iş bölümü yaptılar. Bu iş bölümleri sırasında işte diyelim ki Fırat Üniversitesi en güçlü oldu. Mühendislik alanındaki çalışmalar yoğunlaşmıştı. İnönü Üniversitesi kendi alanda, Atatürk Üniversitesi kendi alanda. Ama en büyük hisse Atatürk ve Fırat Üniversitesi'ne aitti. Yani yapılan sektörel bağlamda. 22 ayrı sektör üzerine araştırmalar yapıldı. Bunlar içerisinde çok farklı konular vardı. Tabii olmazsa olmazlar içerisinde enerji olsun, sağlık olsun, eğitim olsun, bunlar temel unsurlardı. Ama diğer taraftan kadın ve ailenin geliştirilmesi, böyle çok ekstrem konular da vardı. Çevre bilincini aşılamak için çevre alt başlığı vardı. 22 ayrı sektör alanda önce mevcut durumun analizini yaptık. Daha sonra bu mevcut durumdan stratejik planlar çalışması başlatıldı. Hı hı. Ve fizibilite çalışmaları yapıldı. Bu Doğu Anadolu Kalkınma Projesi'ne 14 il dahildi. Doğu Anadolu'daki 14 il artı 2 de Gümüşhane ve Bayburt'ta özellikle ilave edildi. Yakın olmasından dolayı 16 tane il olmuş oldu. Ve her il için 4 tane olmak üzere fizibilite raporları hazırlandı. Yani 64 tane de fizibilite raporları çıktı. Elazığ'ın diyelim ki işte su ürünleri önemli bir sektör. Evet. Su ürünlerle ilgili çalışmalar. Şimdi daha sonra biliyorsunuz bu Doğu Anadolu Kalkınma Projesi hala bu proje devam ediyor. Ve uygulamada olan bir proje. Kalkınma ajanslarının kurulması gene bu proje sayesinde oldu. Ve gerçekten çok verimli bir çalışma oldu. Şu anda nasıl gidiyor diyecek olursanız işte biliyorsunuz Doğu Anadolu Kalkınma Projesi devam ettiriliyor. Ama tam hedefler henüz yakalanmadı. Özellikle ulaşımda çok köklü değişimler oldu. Hava ulaşımı olsun, karayolu ulaşımı olsun. Bunlar da yine bu projede yer alan unsurlardı. Örneğin kuzey-güney yol güzergahlarının açılması o planda öngörüldüğü şekilde henüz gerçekleşemedi. Bu da ekonomiyle ilgili bir durum. 3 tane planımız vardı orada. A1, A2, A3 diye. Bunlar Türkiye'nin gelişim stratejisine bağlı olarak değişebilen projelerde. Yani Doğu Anadolu devam ediyor ve ben kendimi gerçekten şanslı hissediyorum. O sıra Profesör Doktor Eyüp Günay İspir Hoca oranın koordinatörlük yani Fırat Üniversitesi'nin koordinatörlüğünü bana verdiğinde gerçekten büyük bir sorumluluk taşıdığımın farkına vardım. Ama çok şükür başardık. Yani onu çıkardık ve dediğim gibi toplamda 20 bin sayfadan oluşan bir döküman elde edildi ve bunlar şu anda yayında. Ayrıca ESO'ya da ben bunu verdim. ESO'da aynı zamanda yayınlayacak bu arşivleri. Hı hı. Dolayısıyla çok önemli bir projeydi. Böyle büyük projelere katılmış olmak insanın farklı alanlarda çalışması inanın ki büyük bir kazanım. Kişisel hı hı. gelişim bakımından çok önemli gelişim. Ve o sıra çok önemli bilim adamlarıyla birlikte çalıştık. Mecburen farklı alanlara girmek durumunda kaldık. Çünkü gelen bütün dokümanların değerlendirilmesi, bunların incelenmesi, raporlanması gerekiyordu. Eşim Nurhayat Hoca gerçekten şu anda büyük bir ihtimalle programı da izliyordur kendisi. Bana büyük destekler sağladı. Gece gündüzüm yoktu. Beni en iyi anlayan kendisiydi. Çok iyi hatırlar. Yani gece sabahlara kadar o projenin bitmesi için çaba gösterdik. Ve de sonuçta başarılı olduk ve şu anda da uygulanması bizim için bir gurur vesilesi. Evet, kendisine de sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz buradan. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Peki hocam son bir şey öğrenmek istiyorum. Çok da az kaldı programımızın bitmesine. Çok kısa, Maltepe Üniversitesi hani bir gitme durumunuz var. Evet. Fırat Üniversitesi'nden ayrılmak sizde ne tür duygulara yol açacak? Evet, şimdi Sibel Hanım gerçekten çok... duygulandırıcı bir soru. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Ben de çok hüzünlenerek sordum. Evet, yani ben öğrencilik yıllarımı da göz önüne alırsam 73 yılından beri Fırat Üniversitesi'nin bir elemanı gibi kendime değerlendirebilirim. Yani öğrencilik artı daha sonra da burada asistanlıktan tutun profesörlüğe kadar geçmiş bir süreç, büyük uzun bir süreç. Yani 42 yıldır hizmet verdiğim bir üniversite, onu söyleyeyim. Hı. Öğrencilik yıllarım hariç. Şimdi Fırat Üniversitesi'nin bir neferi olarak, bir öğretim elemanı olarak üzerime düşeni yapmak için elimden geleni yaptım. Yani gecemi gündüzümü kattım ve farklı değişimler yapmaya gayret ettim. Yani diğer yerlerde bulunmayan farklı birimler kurulması için mücadele ettim. Bu fikirler elbette ki
başkaları tarafından desteklenmeseydi bu kadar başarı da elde edemezdim. Örneğin adli bilişim mühendisliği diye bir bölümü ilk defa Fırat'ta kurduk. Ve burada bu teklifi getirdiğim zaman dönemin senatörleri ve yöneticileri destek vermeseydi elbette ki bunlar olmazdı. Ama fikrin çıkması önemli. Yani bir farkındalık yaratılması önemliydi. 2007-2008 yılında da Sirt Üniversitesi kurucu rektör vekili görevi yaparken doğrusu ben bazı şeyleri orada farkındalık yapmak üzere götürdüğüm projeleri daha sonra Fırat Üniversitesi'ne aktarmak zorunda kaldım. Şimdi Fırat Üniversitesi'nden ayrılmak zamanı geldi. Aslında emekliliğime daha bir yıl var. Maltepe Üniversitesi beni değerlendirmek istedi. Orada bilgisayar mühendisliği İngilizce bölümüne gidiyorum. Maltepe Üniversitesi ile vakıf üniversiteleri arasında gerçekten üst sıralarda yer alan bir üniversitemiz ve uluslararası düzeye çıkmayı hedefleyen bir üniversitemiz. Yani oradaki projeler içerisinde uluslararası düzeydeki çalışmaları da koordine etmek üzere büyük katkılar sağlayacağımı ümit ediyorum. Beklenti de o. Fırat Üniversitesi'nde yapmış olduğumuz 2+2 denilen programın benzerlerini diğer ülkelerle de onu geliştireceğiz. Kısmet olursa 2020-2021 eğitim öğretim yılında buradan başlayacağız. Normal her şeyi tamamlamış olduk. Emeklilik dilekçemi vereceğim bir süre sonra. Ve ondan sonra da yine orada olacağız. İstanbul'da olacağız ama kalbim yine Fırat'ta atacak. Çünkü ben Fırat'ın ekmeğini yedim. Fırat'a hizmet ettim. Bende katkısı çok fazla. Kişisel gelişimime de büyük katkıla sağlayan bir üniversite. Unutmam mümkün değil zaten. Evet, haklısınız hocam. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Programımızın sonuna geldik. Ben gerçekten bir Elazığlı olarak gurur duydum sizinle şu an program yaptığım için. Çok mutluyum gerçekten de. Umarım seyircilerimiz de beğenmişlerdir. Sezon finalini sizinle gerçekleştirdik. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ediyorum. Bu programa çağırdığınız için özellikle gerçekten en azından gençlere demek ki olunabiliyor. Yani çalışılınca bir şeyler elde edilebiliyor. Evet. Ve en önemli burada vermek istediğim mesaj, hiçbir zaman aldığınız eğitim yeterli diye sonuçlandırmayın. Daha ileriye gitmek için mücadele edin. Okumanın yaşı yoktur. Ben bu yaşıma gelmişim ama yine hala ısrarlı bir şekilde okumak ve yeni bir şeyler öğrenmek istiyorum. Evet. İnşallah bu programı seyredenler de en azından birkaç kişi daha bu yolda kendisini yönlendirebilirse, evet ben de böyle olabilirim, niye eğitimi yarıda keseyim, hı hı, veyahut da 4 yıllık lisans eğitimiyle yetineyim deyip daha ileriye gidebilir. İnşallah program bu bakımdan da amacına ulaşmıştır diye düşünüyorum. Size de teşekkür ediyorum bu programa davet ettiğiniz için. Başarılar diliyorum sezon sonu. Evet. Ama inşallah yeni sezonla birlikte güzel programlarla sizi tekrar ekranda göreceğiz. Çok teşekkür ederim hocam. Çok naziksiniz. Sevgili seyirciler, bugünlük bizden bu kadar. Artık sezonun sonuna geldik. Umarım yeni sezonda tekrar sevgi ve saygı tekrar buluşuruz. Teşekkür ederim.